İyi akşamlar. Yeni Türkiye'de karşınızdayız. Yeni Türkiye'nin şanına yaraşır bir haftaya başladığımızı düşünüyoruz. Hükümetin Sayın Başbakan'ın açıkladığı demokratleşme paketi ve bu pakette değinilen konular, pakette değişime uğrayacağı ilan edilen konular hem bir heyecan hem bir tartışma yarattı Türkiye'de. Temelde Türkiye'nin özellikle demokratleşme mücadelesi açısından, demokratleşme girişimleri açısından her biri değerli öneriler ve yasa değişikliği teklifleriydi. Bununla birlikte Türkiye'nin geldiği nokta açısından beklentilerin de çeşitlenmesi, beklentilerin de seviyesinin artması açısından da ilginç bir deneyim. Paketin açıklanmasından sonra yaşanan tartışmalar. Bu akşam bunları konuşacağız. Konuğumuz Sayın Kezban Atemi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili seyirciler, Kezban Atemi belki bu hafta açıklanan demokratleşme paketi öyküsüne çok paralel isimlerden bir tanesi. Yıllardır o pakette ve o paketin dışında kalan birçok konuda önerileriyle, fikirleriyle, düşünceleriyle katkıda bulunan, kamuoyunu yönlendiren, karar vericileri dikkatini çeken değerli bir isim. Doğrusu böyle bir paketi konuşmak için bana göre en uygun isimlerden bir tanesi aynı zamanda. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Artık beklentilerin üzerinde mi altında mı sorusu biraz anlamını yitirdi tartışmaların da seyri açısından. Bizzat Sayın Başbakan zaten paketi açarken kendi beklentilerinin de altında olduğunu ima yoluyla söylemiş oldu. Daha evet. Başkaları olacak dedi. Ne dersiniz? Nasıl buldunuz? Yani paketin oluşturduğu atmosfer, paketin felsefesi, Sayın Erdoğan'ın o paketi açıklarken ortaya koyduğu prensipler, Türkiye'nin son dönemde yaşadıkları, bundan sonra yaşayabildikleri açısından nereye oturtuyorsunuz paketi? Şimdi benim karakterimi açısından sorarsanız, benim gönlüm hemen bütün sorunların kaynağı olan bu anayasanın değişmesiyle doğru orantılı olarak demokratikleşmenin hemen olacağı kanaatindeyim. Ancak arkamıza baktığımızda 30 yıllık çatışma sürecini ve Cumhuriyet dönemindeki problemlerimizi Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar toplumun her kesiminin maruz kaldığı insan hakları ihlallerine baktığınızda demokrasi için yapılabilecek her şey, her adım, demokrasinin önünü tıkayan tıkaçlardan birer tane bile kalkmasını çok büyük bir kazanım olarak görüyorum. Dolayısıyla ben heyecanlıyım bu süreçten. Yani her şeye rağmen, bu anayasaya rağmen hala derin yapılanmanın dayanılmaz derin direnciyle karşı karşıya olmamıza rağmen bu demokratikleşmeyi siyasi bir iradenin ortaya konulmasıyla yapılması açısından çok önemsiyorum. Şimdi derin direnç dediniz, bu çok değerli bir aslında analiz. Yani çok sık tekrarlanıyor olsa bile önemli bir gerçeği ifade ediyor. Onu tanımlayalım izninizle. Yani nasıl tanımlarsanız bir yandan bundan kastedilen ne olduğu apaçık. Hala devlet içerisinde değişime, antidemokratik yapılanmalar var. Ve direnmeler ve değişime karşı çıkmalar var. Bir tarafı da şu olsa gerek, ne dersiniz? Aynı zamanda bir zihniyet sorunu yaşıyoruz. Aynen, yani aynen. Başbakan, zihniyet değişmedi. Başbakan Süpermen değil. Yani hemen kanunları çıkaracak ve ertesi gün birden her şey güllük gülistanlık olacak. Böyle bir ülke ne yazık ki yok. Çünkü o kanunun uygulayıcıları var. O kanunla muhatap olan toplumun farklı kesimleri var. O kanunları ya da o değişimi... Her şeyden önce de toplumun bilinçlenmesi var. Evet, ya onu biraz açar mısınız? Şimdi yani... derin yapılanma hemen her yerde, her kesimde. Eskiden şöyle zannedilirdi, yani bir derin bir şey var. Devletin konsey. Konseyi var. Bunlar o konsey tarafından dikte edilir. Olur veya olmaz, bir takım engeller çıkarılır falan. Öyle değil. Ben şunu açık açık ve net söyleyebiliyorum. Mesela Dışişleri Bakanlığı'nı ben ülkemin en demokratik bir bakanlığı olarak bilirdim bu AK Parti hükümeti başa gelene kadar. Yani o geldikten sonra da hala. Yani ilerici, halen de. En ilerici, en ilerici. Çünkü nedir? Çağdaş, muasır, medeniyet seviyesini yakalamış. Yurt dışında okumuş. Çok donanımlı bürokratların ve diplomatların olduğu benim ülkemin
kurumları içinde de en çağdaş zannettiğim bir kurumdur mesela. Öyle düşünürdüm. Bir hukukçu olarak da öyle düşünürdüm. İlk sukut hayalim o oldu zaten. En zor ve en antidemokratik zihniyet yapısının ve kırmızı çizgilerin dışişlerinde olduğunu gördüm ve çok acı çektim. Yani dışişleri öyle bir yapı ve sistem üzerine konulmuştu ki kendi, farklı dinden kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapma hakkını gören bir kurum olarak çalışıyordu. Bunu Ruhban Okulu örneğine sadece dayanarak söylüyorsunuz. Sadece ondan değil, bütün Hristiyan. Mesela bakınız bir şey kuruldu. Söyleyin ama ömrü Allah'a çok şükür çok kısa sürdü. Azınlık Tali Komisyonu diye bir komisyon kuruldu. Tali Komisyonu. Ve o Azınlık Tali Komisyonu ayağınıza geliyoruz. İşte artık sizler Ankara'ya gelmeyeceksiniz ve birlikte biz geleceğiz size diye. Komisyonun yapısına baktığınızda yani çok kabus gibi şeyler geçirdik biz Mustafa Bey. Yani o komisyonun yapısına baktığınızda bir albay, emniyet teşkilatından bir memur, dış büyükelçilik mensubu bir elçi, bir diplomat, cemaatlerin dini liderleriyle karşı karşıya gelip ne sorunuz vardı? Yeni kurulan hükümete memorandum göndermişsiniz. Nedir sizin istediğiniz? Lozan'a uygun bizi idare edin demişsiniz. Neymiş Lozan'a uygun idare gibi böyle insanları sorgulayan yapı vardı ve biz bu yapıya şunu sordum ben. Siz hangi kanuna göre kuruldunuz ve hangi kanuna göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan vatandaşlarınızı sorguluyorsunuz? Hiçbir cevap alamadım. Ertesi günde dağıldı zaten Tali Komisyon. Şimdi Kezban Hanım. Yani bir örnek bu. Tabii şüphesiz ya 70'li yılların başında Yargıtay kararını biliyoruz. Yani azınlıklara yabancı, içindeki yapılanma, yabancı vatandaş. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki yapılanma. Devletin İçişleri Bakanlığı'nda yani hemen her yerde vatandaşın önüne her türlü engeli çıkaran, vatandaşı takip eden, fişleyen, özel hayatına, yaşam alanına kadar nüfuz eden antidemokratik bir yapılanma içinden bugünlere geldik. Onun için çok önemsiyorum. Bundan, affedersiniz, bundan 10 sene öncesine geçelim. Kürt meselesini konuşabilir miydik? Güneydoğu'ya gidip biz akil heyetler olarak birilerinin PKK diye adlandırdığı insanlarla görüşme yapabilir miydiniz? Yani veya Hizbullah'la veya ne bileyim kim olursa olsun insanlar mimlenirdi. Artık o mimlenen insanlara yaklaşmak da vatan hainliğiyle mukabelesini bulurdu. Böyle bir yapılanmadaydık biz. Örnekleri veriyorum. İnsanlar nereden nereye geldiğimizi bilsinler. Şimdi efendim şöyle yapalım izninizle. Başbakan ne anlattı? Ne anlama geliyor? Mesela seçim barajını indirmek için 3 model önerdi. Nasıl değerlendirdiniz? Yani madde madde gidelim diye soruyorum. Ben şöyle değerlendirdim. Ben şunu yaptım demedi. Deseydi çok antidemokratik olurdu. Demokratikleşirken antidemokratikleşirdi. Gelin siyaseti birlikte inşa edelim ve müzakere edelim dedi. Yani bu çok önemli bir şey. Ben bunu çok önemsiyorum. Ben ikinci formülü yani o 5+5'i. Tabii ki bu tartışılacak, örneklerine bakılacak. Yani seçim sisteminin mutlaka değişmesi lazım. Ve hangi parti seçime çok yakın kala böyle cesurca bir alternatif sunabilir? Bunu da lütfen elimizi vicdanımıza koyarak tartışalım, düşünelim diye bakıyorum ben. Evet. Yani ben bunu çok anlamlı buluyorum bunu. Şimdi bu aslında yardım olayı da öyle. Evet, bu paketin içerisinde yardım barajını da düşürmüş oldu hükümet. %3 oy yani alan parti. Yani %3 artık hangi yardımı alacak? Alabilecek. Ve bununla beraber başka açıklamalar da oldu Sayın Erdoğan'ın. Teşkilatlanmayı daha kolaylaştıran, yani parti, siyasi parti olacaksanız artık beldelerle uğraşmanıza gerek yok. Evet. Teşkilatlanmanın o yükünden kurtarıyor örgütleri, parti örgütlerini. Eş başkanlık sistemi bu eş da belki. Eş başkanlık tabii biliyorsunuz bu BDP'nin bir hediyesi oldu siyasal sisteme. Ve çok da güzel bir şeydi bu. Evet, ben ayrıca bu eş başkanlığın kadınlara da siyasetin önünü açacağına inanıyorum ve umut ediyorum ki başbakan kadın eş başkan kendisine seçecektir. Çünkü görüyorsunuz partide de kadınlar
inanılmaz, özellikle çok güzel deneyimler veren. Gerçi bu eş başkanlığın bir mecburiyet mi yoksa bir seçenek mi olduğunu bilmiyoruz. Yani illa bütün partiler eş başkan tayin etmek zorunda ama değil. Ama güzel bir uygulamadır o BDP'de, evet. Ve demokratik bir uygulamadır. Evet. Ve devamında şimdi bunun dışında temel konulardan bir tanesi de Türkiye'nin Kürt meselesini tartışırken yıllardır siz de defalarca toplantılarda, çalıştaylarda bulundunuz biliyorum. Evet. Her maddeye yazardık değil mi? Evet. Kürtçe eğitim olsun diye. Bu şimdi aşağı yukarı bir önemli adım olarak gelmiş bulunuyor. Çok önemli bir adım olarak uygulanabilecek görüyorum bunu. Mi? Ve nasıl uygulanmalı aslında sizce? Aslında uygulanmaya başlamış. Yani biliyorsunuz ki Kürt Enstitüsü kuruldu. Enstitünün başında çok önemli profesörler görev alıyor. Ben Güneydoğu'da, Mardin'de bütün bu çalışmaları biz bizzat bu görevimiz sırasında gidip izledik. Alfabenin basıldığını gördüm ben. Yani o kadar önemli adımlar atılmıştı ki anaokulları biliyorsunuz Kürtçe eğitim vermesi serbestliği vardı. Ve biz son toplantımızda maalesef Gezi olayları karıştığı için Başbakan o gün çok gergindi. Ve ana dilde eğitim dendiğinde dedi ki henüz o gündemimizde yok. Halbuki gündemindeydi. Yani yıllardır çalıştırıyor. Şimdi anlıyoruz ki gündemindeymiş. Evet. Gündeminde yani evet. Ama bunu şöyle söyleyebilirdi. O da daha bir gerginliği azaltıcı olacaktı. Ve spekülasyona da mani olabilirdi. Ama biz görüyoruz yani bunların devam ettiğini. İşte efendim dağdan inmeler durdu deniyor. Bir takım salvolar tabiri caizse atılıyor. Bunlar siyasetin dili yani bizlerin anlayacağı dil değil. Ama biz şunu biliyoruz ki 8 ayı aşkın süredir ülkemde en ufak bir silah, bir çatışma, evlatlarımızın kanı toprağa düşmüyor. Ben bunu çok anlamlı buluyorum. Sükunet içinde biz bunları halletmeliyiz. Her iki taraf da anladı. Örgüt de anladı bu ülke bölünmeyecek. Kimse bölünmek istemiyor. Devlet de anladı ki kendi dağına bomba atarak demokrasiyi getiremeyecek. Dolayısıyla en güzeli silahsız, sakin, soğukkanlı bir şekilde karşılıklı güven ilişkisine dayanan sorunların tartışılması. Bakın hep bunu söylediler. Maalesef doğru da değildi o sırada bizim böyle bu konularda açıklama yapmamız, konuşmanız ama benim içim yanıyordu. Gittiğimiz zaman ilk gün bize Diyarbakır'da öyle evet en çok o bölge en mağduruydu ve çok sevgiyle karşılandık ama çok endişeliydiler. Güvensizlik yaşanıyordu. Çünkü bir sürü denemelerde netice alınamamıştı. Habur'daki olaylar hakikaten halkı bezdirmişti. Dolayısıyla hoş geldiniz ama bize ne getiriyorsunuz, ne getirdiniz dendi. Biliyorsunuz batı refleksleri de ne veriliyor ki böyle, ne oluyor, kim kime ne yapıyor deniyordu. Oysa bizlerin söylediği şuydu, hiçbir şey vermiyoruz. Temel hak ve özgürlükler al-ver konusu değildir zaten. Bunlar kategorik emirlerdir. Bize söylenen Dolmabahçe'de özellikle beni heyecanlandıran devlet sosyal restorasyon adı altında yeniden bir yapılanmaya gidiyor dendi. İşte bu çok önemli bir sihirli cümleydi bu. Ve ben bunu adım adım gördüm. Barış sürecine karşı olan yavaş yavaş bütün bürokratlar temizlendi ve halen de temizleniyor. Barışa katkıda bulunan insanlar artık bölgede önemli bir emek veriyor, sarf ediyor. Biz işte geçen hafta Van'da valiyle aynı masada demokratik engelleri konuşuyorsunuz. Her türlü konu alenen açıkça konuşuluyor ve yargılanıyor. Oysa ne yapılırdı daha önce? Mimlenirdiniz, fişlenirdiniz, derdest edilir. 90'lı yıllarda yok edilirdiniz. Ama ondan sonra da ne oldu? Bütün ailenizin her türlü engeli, her türlü bireyinin problemi haline gelen bir sorun haline geliyor. Bunlar yok artık. Bunlara sevinmeliyiz. Kürtçe propaganda da yani şimdi Kürtçe diyoruz ama tabii yaygın olarak o kullanılacağı için Kürtçe diyoruz. Yani Türkçe evet, dışındaki yani bütün dillerde, evet, kendi bütün dillerde bölgesinde insanlar, evet, anlayacağı propaganda dilde. O dili bir kere biz Allah'ın yarattığı dil bu. Hangi hakla, hangi sıfatla yasaklıyoruz? Yani bunu yasakla nereye geldik? Ben Muhsin'in bir hikayesini dinlemiştim. Muhsin Kızılkaya'nın. Beni çok etkilemişti. Çok üzülmüştüm. Ve empati yaptığınız zaman da utanıyorsunuz. Benim hiçbir dahlim yok bu olaylarda. Bilakis bu olaylara ilgim inanılmaz yoğundu. Ama buna rağmen kendimi çok suçlu hissettim. Bir gazeteci bana sormuştu. Demişti ki,
Ne hissettiniz oraya gittiğiniz zaman? Yani her zaman zaten yabancı değildim bölgeye ama bu sefer o kadar ağır yükün altına giriyorsunuz ki başka ne yapabilirdik? Ne yapabiliriz'i sormaya başlıyorsunuz. Yani oradaki insanlar da şunu soruyor Mustafa Bey. Ya Kezban Hanım diyor konuşma sırasında. Çok işte daha zaman var, bu bir süreçtir. Dikkat ediyorsanız başbakan bir mesaj veriyor konuşmasında. Hep 2023 mesajı veriyor. Yani 10 yıllık bir şey veriyor önünüze, termin veriyor. Ben 15 yıl diyorum mesela. Benimle birlikte çalışan ekipteki değerli arkadaşlarım 20 yıldan önce olmaz diyor. Geçen hafta Van'da, İrlanda, İngiltere örneğini dinlediğimizde barış müzakerelerinin 30 yıldır sürdüğünü, bu 30 yıl barış süreci içinde 8 defa çatışma yaşadıklarını ve hala ne kadar süreceğinin de belli olmadığını söyledi ikinci konsolos. Yani bunları duyduğunuz zaman oradaki halk da tabii bir karamsar hale geçiyor. Ve bana döndü bir tane Kürt arkadaşım, dedi ki Kezban Hanım, yani bizim istediğimiz nedir? Çok fazla bir şey mi istiyoruz ki biz? Biz sizden de bir şey eksilsin istemiyoruz. Neden olamıyor dedi. Bunu anlayamıyor halk tabii. Niye ana dilinin yasaklandığını anlayamıyor bir türlü. Ama bunu ancak bu sene soruyor. Daha önce soramadı bunu. Daha önce sormak suçtu. Çünkü öyle bir dil yoktu. Suçtu. Öyle bir dili varsaymıyorduk böyle biz. Böyle bir şey yoktu. Kanunen yasak diller ne demek ya? Kanunen yasak dil ne demek? Ya böyle bir ortamdayız biz halen de. Halen de kalkmadı o daha. Devam kalkacak edelim inşallah. Şimdi buraya kadar geldik. Size şunu sormak istiyorum. Siz Akil Adamlar Heyeti, üstelik en hassas bölge, yani Kürtler ne istiyor sorusunun cevabını duyan Akil Adamlar Heyeti'nin başkan yardımcısıydınız, başkan vekiliydiniz. Zaten bölgeye yıllardır gidiyorsunuz. Sizin raporunuzdan da esinlenmeler olduğunu bu pakette görüyoruz. Evet, çok maddeler. Görüyoruz. Peki, sizin yaptığınız liste, sizin duyduğunuz bölge halkının sorunları, biz ne istiyoruz, biz çok şey mi istiyoruz diyen insanların kaygılarıyla bu paketi karşılaştırdığınızda bir aritmetik kıyaslama yapabilir misiniz? Ne kadar oluyor? Ya da bu paket o insanlara evet bu başbakan bu sorunları çözecek duygusunu veriyor mu? Şimdi anayasayı yaptığınız takdirde, yeni bir anayasa yaptığınız takdirde aslında bizim bu yaptığımız her şey bitebilirdi. Özellikle başlangıç yapamıyoruz ama. Yapamıyoruz. Yani bunu yapamıyoruz. Yani bu zaten bakın Gezi olayları da dahil hükümetin karşısında ciddi bir muhalefet olmadığında muhalefet yapmaya kendinden müsellahlar ortaya çıkmaya başladı. Hikaye budur yani. Evet. Muhalefet yüzünden olmuştur Gezi olayları. Ben buna inanıyorum. Muhalefet eksikliği yüzünden. Aynen. Muhalefet karşısına geçip hükümete karşı bir alternatif sunamıyor, bir proje söyleyemiyor. Mesela bunları şimdi demokratikleşmeyi tenkit ederken de bakıyorum ya koskoca adamlar. Yani tamam tenkit et ama yerine de bir alternatif şey koy. Böyle bir şey yok. Ben bunun daha fazlasını yapardım diyor. Masa başına geçtiğinde... Bunu diyen yok ama. Bunu fazlasını yapardım diyen en azından muhalefet bunun çetesinden... Bunun adına demokratikleşme denmez. Böyle yapılmaz diyor. Yani şimdi bana isim isim söyletmeyin. Aynen bunu söylendi ben. Bunu kulaklarımla duydum. Peki o zaman hadi gel masa başında dendiğinde de... Yapma imkanı görüşmüyor. Var. Görüşmüyor. Bizimle görüşmedi. Mardin ve Diyarbakır CHP İl Teşkilatı dışında... CHP bizden görüşmedi başka hiçbir şehirde. Var mı acaba orada teşkilat? MHP hiç görüşmedi. Var tabii. Özellikle Diyarbakır'da çok faydalandık toplantıda bir arada olmaktan. Mardin inanılmaz hazırlanmıştı ve bize verdiği alternatifler üzerinden biz raporlarımıza işledik bunları. Yani bize çok büyük katkısı oldu CHP'nin iki yerde. Onun dışında yoktu. MHP hiç yoktu. Biz bu konuyla ilgilenmiyoruz dendi bize. Çok acıydı bu. Halbuki bu ülkenin çocukları hepsi. Ama mesela ismi lazım değil. Ülke Ocakları Başkanı bana çok önemli bir siyasetçinin düğününde sırtımı vurarak hocam biz Ülke Ocakları olarak destekliyoruz dedi. İlginç. Yani ben bunu da açık açık söylüyorum. Yani böyle. Yani çözüm sürecini destekliyoruz dedi. Aynen böyle oldu ve ben bu şekilde nasıl söyleyeyim ikiyüzlülükten hiç hoşlanmıyorum. Ya bu bakıyorsunuz koskoca adamlar kavga ediyorlar ve o kavgalaşma, o birbirinin üstüne yürüme halka da yansıyor. Oysa bakıyorsunuz o adamlar biraz sonra karşılıklı geçip yemek yiyorlar.
bir medya yemek yedikleri bölümü gösterse bu ülkede tabii insanlar daha sakin olacak. Bir virgül Kezban Hanım kısa bir... Evet, karşılamadı tabii ki hepsini. Şimdi yani o sorunun cevabını sizden reklamdan sonra alacağım. Kısa bir reklamdan sonra buradayız.